Yeniden merhabalar. Umarım biraz da görüntü netleşmiştir arkadaşlar. Çok fazla sıkıntı yaşamayız. Teşekkür ederim Reyhan Hocam. Siz de umarım iyisinizdir. Şöyle bugün hızlıca bir tekrar yapalım istiyorum sizlerle. Dediğim gibi yeni arkadaşlarım için de bir tanıtım dersi olsun. Neler yaptığımızı bir görsünler, etsinler istiyoruz. Sanırım bu tanıtım dersinin sonuna kayıt olmak isteyen arkadaşlarıma da belirli bir oranda indirim verilecek. Onun da bilgisini şimdiden paylaşmış olayım. Ve müsaade ederseniz şöyle yavaş yavaş bir başlayalım. Öncelikle kendimi bir tanıtayım. Ben Mehmet Parmaksız. Akdeniz Üniversitesi'nde şu anda doktora öğrencisiyim. Aynı zamanda eğitim bilimleri alanında yaklaşık 17-18 yıllık bir çalışmam var. Yayınlanmış kitaplarım, makalelerim falan var bu konuda. Özellikle benim çalışma alanında üstün yeteneklerin eğitimi. Üstün yeteneklerin eğitiminde yeni yaklaşımlar çalışıyorum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her şeyden önce KPSS'ye hazırlanmak aslında güzel de bir süreç, zor da bir süreç. Bu zor süreci biz bir arada çok böyle güzel bir şekilde atlatabileceğimizi düşünüyorum. Onun için de şöyle hızlıca bir tam öğrenmeyi falan bir konuşalım sizlerle. Kur'an ve modeller bizim sınavda en çok soru gelen alanlarımızdan biri. Bunu biliyorsunuz. Özellikle ve özellikle bu kuramları biz ikiye ayırıyoruz. Bir geleneksel kuramlarımız var, bir de çağdaş kuramlarımız var. Ağırlıkla da bizim sorularımız iki alandan da neredeyse aynı geliyor. Yaklaşık aynı sayıda soru geliyor. İkişer soru gibi soruyorlar burada. Bugün biraz klasik kuramları konuşmak isterim sizlerle. Tam öğrenme modeliyle öncelikle bir başlamak istiyorum. Tam öğrenme modeli hakkında arkadaşlar her şeyden önce şunu söyleyelim. Hatırlarsanız bu tam öğrenme modeli Bloom'a ait bir model. Bloom'u bir başka dersten çok daha iyi hatırlayacaksınız. Hatırlar mısınız bizim doğrudan doğruya kazanımları, hedefleri ele alan bir sistematiğimiz vardı, taksonomimiz vardı. Ve şunu diyordu Bloom, en alt basamakta bilme, sonra kavrama, sonra özür dilerim uygulama, sonra analiz, sonra sentez ve son aşamada da geleneksel sistem olduğu için değerlendirme vardı. Şu anda sesin geliyor olması gerekiyor. Hanife Hocam siz kendi şeyinize bir bakar mısınız? Bir çıkıp tekrar ayarlarınızı bir kontrol edin isterseniz. Şunu söyleyelim her şeyden önce arkadaşlar. Bakın tam öğrenmeyle ilgili en çok sorulan iki grup soru vardır. Bunlardan ilki şu öğrenci niteliklerine ilişkin sorulardır. Bir, her şeyden önce tam öğrenmede öğrencinin derse hazır gelmesi söz konusudur. Öğrenci dersten önce sınıfa geldiğinde bir giriş davranışı olanlar bilgi, beceri ve yeterliliklere bir bakarlar. Tamam. Sonrasında öğrencinin duysal giriş özellikleri olarak ilgi, tutum ve akademik benlikleri ön plana çıkar. Şunu ne olur unutmayın arkadaşlar, henüz buradan soru gelmedi. Ama öğrenci nitelikleri dediğimiz şey, hani eğitimi bir sistem olarak kabul ederseniz öğrenci girdisinde en önemli özellik şudur. Bilgi, beceri ve yeterlilik özür dilerim. %50 etkiliyken İlgi, tutum ve akademik benlik %25 etkilidir öğrenmede. Yani şunu söylersem herhalde yanlış yapmış olmam değil mi? Eğer bir dersi ben her şeyiyle dört dörtlük öğretmek istiyorsam öncelikle öğrencinin ön bilgilerini bir kontrol etmem gerekiyor. %50 bu. Sonra öğrencinin motivasyonunu arttırmam gerekiyor, onun ilgisini arttırmam gerekiyor. %25 de bu. Peki kalan %25 ne? Kalan %25 işte tam olarak şurada kullandığınız kısım. Yani kabaca hepimizin bildiği pide kodlaması. Pide neydi? Pekiştireç veriyordum ben öğrencime. Doğru mudur? Bu pekiştirecin haricinde özür dilerim. Sonra
öğrenciye dönüt ve düzeltme veriyordum ve en önemli basamaklardan bir tanesi de öğrencinin aktif katılımıydı. Burada herkes hemfikir mi arkadaşlar? Bir sıkıntı var mı? Bir de kısmında. Ha, buradaki en önemli şey şu. Derste şöyle örnekler verdik biz arkadaşlarımızla konuşurken. Dedi ki kardeşim siz bir yemek veriyorsunuz. Kalabalık bir grubu yemeğe götürdünüz. Kalabalık gruba siz pide mi ısmarlarsınız, kebap mı ısmarlarsınız? Ne dersiniz? Oradan yazabiliyor musunuz arkadaşlar? Kalabalığa pide mi ısmarlanır, kebap mı? Ekonomik düşüneceğiz. Galiba pide ısmarlanacaktır, değil mi? Harika. O zaman şunu söylesem benimle hemfikirde olur musunuz arkadaşlar? Tam öğrenme modeli öğrencilere pide ısmarladığına göre kalabalık gruplar için bir şeydir. Yani bu sınıf ortamında sınıf için geçerli bir şeydir. Anlaştık mı? Burada bir sıkıntı var mı? Kalabalık gruplarda öğrenciye pide ısmarlanır. Yani tam öğrenme modeli gerçekleştirilir. Bir. İkincisi, daha önce yine sorulmuştu. O soruya bir bakalım. Dediler ki kardeşim tam öğrenme modelinin sonunda biz nasıl bir çıktı istiyoruz? Cevap. Tam öğrenmenin sonunda arkadaşlar şöyle akademik tabiriyle sola çarpık bir grafik elde etmek isteriz. Bakın şurası öğrenci notu olsun, şurası da öğrenci sayısı olsun. Dikkat ederseniz benim tepe noktam yüksek nota daha yakın. Yani öğrencilerimin çoğu yüksek not almış olacak. Peki yükseklikten kasıt nedir? Yükseklikten kasıt tam olarak şudur arkadaşlar. Denir ki öğrencilerin %70'i, özür dilerim, öğrenciler 70 puanın üstünde alsınlar ve bu öğrencilerin %90 ya da 95'i bu barajı geçsin. Tekrar söylüyorum. Tam öğrenmenin başarı diye adlettirdiği şey şuymuş. Öğrencim 70 alacakmış ve 70 alan öğrencimin sayısı sınıfın %90 ya da 95'ini oluşturacakmış. Buraya kadar bir sıkıntı var mı arkadaşlar konuştuklarımızda? Bir dönüt alabilir miyim? Artıları eksileri bir görebilir miyim? Bir sıkıntı var mı burada? Peki, hadi hemen devam edelim müsaade ederseniz. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir yere daha geliyoruz. Tamam. Nereye geliyoruz? Ah, özür dilerim. Buyurun size sınavda çıkmış bir soru. Öğretmenin yeryüzü şekillerini işlerken öğrencilerin sorduğu sorulara verdiği cevapların yetersiz olduğu durumda onlara resimler göstererek doğru cevapları bulmalarına yardımcı olmuştur. Tamam. Resim gösterme. Dikkat edin tam öğrenme modeline göre. Pekiştirme midir? İpucu mudur? Düzeltme midir? Etkin katılım mıdır? Ne dersiniz? Resim göstererek öğretmen ne yapmıştır desem. İpucudur. Ha, bakın arkadaşlar, buradaki en önemli olay ne biliyor musunuz? Dönüt düzeltme dediğimiz şey de ne olur şunu unutmayın. Dönüt düzeltme öğrencinin verdiği cevaba doğru ya da yanlış. Çok kabaca. Doğru ya da yanlış demektir ilk etapta. Ve farklı dönüt düzeltme yöntemlerimiz vardır. Mesela öğrenci evet senin cevabın doğru dedim. Dönüt verdim. Evet senin verdiğin cevap doğru ama şunlar şunlar da vardı hatırlar mısın dedim. Mesela biz şöyle bir örnek vermiştik yine tarih dersinden demiştik ki Ridaniye Savaşı'ndan sonra özür dilerim Ridaniye Savaşı'nı yapan padişahımız kimdi dedik. Öğrenci dedi ki Yavuz Sultan Selim'dir. Aferin cevabın doğru dedim. Bak bir dönüt verdim. Ve sonrasında dedim ki ve bu savaşla
Hilafet Osmanlı'ya geçmiştir. Bir bilgi ekledim. Buna arkadaşlar eklemleyici dönüt deniliyor. Bakın, ya da genişletici dönüt. Yani öğrencinin verdiği cevabın doğru olması durumunda yeni bilgi ekleyerek bir dönüt vermek. Burada bir sıkıntı var mı? Herhangi bir problem? Genişletici ya da eklemleyici dönüt konusunda bir sıkıntı var mı? Peki şunu sorsaydık arkadaşlar, ya da şöyle yapsaydı öğretmen. Ya işte Caner hocam mesela anlamış konuyu, öyle görünüyor. Caner hocam, senin verdiğin cevap yanlış. Bence şu kitaptan şu sayfayı bir daha okusan desem. Yine bir dönüt verdin mi öğrencime? Evet, dönüt verdim. Ama bakın dikkat edin. Bu sefer ona yanlışını nasıl düzelteceğini göstermeye çalışıyorum. Buna da arkadaşlar yine lütfen unutmayın, teşhis edici dönüt deniliyor. Tamam. Peki ipucu nedir? İpucu tıpkı bu soruda olduğu gibi öğrenciye yol gösterme işidir. Doğru cevaba götürecek yol gösterme işidir. O zaman dikkat edin. Dönüt düzeltme çocuk cevap verdikten sonra. Ama ipucu henüz öğrenci cevap vermeden önce yapılan bir etkinlik. Burası netleşti mi? İpucuyla dönüt düzeltme arasındaki farkı netleştirdik mi? İpucu cevaptan önce, dönüt düzeltme cevaptan sonra veriliyor. Anlaştık mı? Peki, şimdi dikkat. Burada saçma bir şık görüyorsunuz ya. Soru sorma. Bunun burada ne işi var? Arkadaşlar, KPSS bunu çok güzel yapıyor. Benim toplam şeyim şuydu değil mi? 4 tane kullandığım yöntem vardı. Pekiştirme, ipucu, dönüt düzeltme, etkin katılım. Peki benim sorum kaç şıklı? 5 şıklı değil mi? 5. şıkkı ne yapacak? Sınav ister istemez uyduracak. Buraya soru sorma diye bir şey uydurmuş. İhtimalen sınavda siz olsaydınız şunu söyleyecektiniz. Diyecektiniz ki hoca bunu anlatmadı. Evet, anlatmadı çünkü yok. Derdimi anlatabildim mi? Öyle şıklar yazıyorlar ki hayatınızda duymadığınız kelimelerden. Ama konuyla tamamen alakasız. O nedenle buraya bir tık dikkat etmekte fayda var. 4 şıklı olan bir yerde 5. şıkkı mecburen siz uydurmak zorunda kalıyorsunuz. Anlaştık mı? Bir sıkıntı var mı? Peki. Hadi devam edelim. Size bir soru daha. Bu soru için ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi öğretmen matematik dersinde bölme işlemiyle ilgili kazanımları kazanımların öğretimine başlamadan önce öğrencilerin toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri ile ilgili sahip oldukları ön bilgileri test etmek amacıyla bir test uygulamış. Ön bilgilerin yetersiz olduğunu görmüş. Yeterli düzeye kadar konuları tekrar anlatmış. Aynı zamanda yeni öğrenci öğrenecekleri konuna yönelik olumsuz tutum. Bak dikkat et. İlk başta arkadaşlar bilişsel giriş davranışlarını halletti mi? Halletti. Sonra duysal giriş davranışlarını halletti mi? Halletti. Bak sonra ne vermiş? Pekiştirme, ipucu, dönüt düzeltme. Ne yaptı? Abi bağıra bağıra tam öğrenmeyeyim ben diyor ya. O zaman tam öğrenmeyle ilgili bilmem gereken hepi topu şey şuymuş arkadaşlar. Kesinlikle A arkadaşlar. Bir, eğer konuya ön hazırlık bilgiler isteniyorsa mutlaka ben ne yapacağım? Öncelikle bilişsel giriş ve duysal giriş davranışlarını halledeceğim. Yani öğrencilere konuyu sevdirmeye çalışacağım. Ön bilgilerini kontrol edeceğim. Sonra ders işlemeye başladığımda 4 şey ya. Ya çok basit. Pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme vereceğim ve etkin katılımlarını sağlayacağım. Böylece tam öğrenmeyi gerçekleştirmiş olacağım. Peki, şimdi dikkat. Arkadaşlar, tam öğrenme modelini ben etkin katılımı sağlarken ne yapacağım? En önemli şey şu arkadaşlar, en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben kesinlikle ve kesinlikle tam öğrenmede tüm yöntem ve teknikleri kullanabilirim. Bunu ne olur unutmayın. Tamam. Tüm yöntem ve teknikler kullanılır. Aklınıza ne geliyorsa. Tamam, örnek olayı inceletirsiniz. Gösterip yaptırma yaparsınız. Canınız ne istiyorsa. Ama bir tek şey yapamazsınız. İşbirliğine dayalı öğrenme. İşbirliğine dayalı öğrenme
birlikte olduğumuz arkadaşlarla daha sonra çok ayrıntılı olarak konuşacağız bunu. İşbirliğine dayalı öğrenme hatırlar mısınız? Vygotsky'nin ortaya attığı bir şeydi. Özellikle ve özellikle akran öğrenmeleri, akranların bir arada gösterdiği bir çalışmaydı. O nedenle burada kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar akran eğitimi yapamazsınız. Peki ne yapabilirsiniz? Konuyu yeni yöntemle tekrar anlatırsınız. Ek kaynaklar kullanırsınız. Ek eğitim faaliyetleri yaparsınız. Ödevlendirme yaparsınız. Her şeyi yaparsınız. Ama kesinlikle şunu unutmayın. Tam öğrenmede akranla birlikte öğrenme durumu yok. Akran eğitimi yoktur. Anlaştık mı? Peki. Nasıl gidiyor şu ana kadar? Bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Herhangi bir problemimiz var mı? Hadi bakalım. Şimdi şuraya dikkat arkadaşlar. Hemen bir soru daha geldi. Özür dilerim. Bu aynı soru galiba. Değil mi? Evet, özür diliyorum. Hemen gelelim şimdi programlı öğretime. Şu aviyi bir yerden hatırlıyor musunuz? Galiba öğrenme psikolojisinde çok üzerinde durduğumuz abilerden bir tanesi edimsel koşullanmayı buluyordu galiba, değil mi? Skinner, edimsel koşullanmada özellikle yaptığı çalışmalar çok fazla soru oluyor. ÖYT'de neresi soru oluyor? Programlı öğretim soru oluyor. Programlı öğretimden neyi kastediyoruz? Şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Programlı öğretim dediğimiz şey tam olarak şu işe yarar. Bir, her şeyden önce programın kazandırılacak olan hedefleri önceden bellidir. Ve bu hedefler, şöyle anlatmaya çalışayım size, küçük adımlara ayrılmıştır. Küçük adımları ayırmaktan kastettiğimiz şey de şudur arkadaşlar. Varsayalım ki ben, bir kızım var, ellerinizden öper. Kızıma yine sınıfta verdiğimiz örnekte, derste verdiğimiz örnekte ATM'den para çektireceğim. ATM'den para çekme aşamaları şunlar mıdır? Mesela kartı yerleştir. Ardından şifreyi gir. Sonra para çekme tuşuna bas. Sonra paranın miktarını yaz. Sonra işte giriş tuşuna bas. Kartı al, parayı al. Doğru mudur? Sistem böyle çalışıyor, değil mi? Ben ne yaptım? Para çekme işini adım 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 parçaladım. Peki, dikkat edin. Parayı çeken benim kızım, değil mi? Yani işi yapan öğrencinin kendisi. Peki, dikkat edin. Öğrencinin kendisi, tırnak içinde. Peki, mesela benim kızım 16 yaşında. ATM'den para çekme hızıyla, örneğin 6 yaşındaki bir çocuğun ATM'den para çekme hızı aynı mı olacak? Sanırım hayır. Yani her öğrenci kendi bireysel hızıyla devam edecek. Peki ATM'de kızım şifreyi yanlış girerse, şunu mu söylüyor bana ATM? Şifreniz hatalıdır, lütfen tekrar deneyiniz. Aynen bunu söylüyor, değil mi? Bakın bu çok önemli. Bu lütfen tekrar deneyiniz kısmı, sebebini birazdan söyleyeceğim. Eğer para çekme işini halledebilirse şunu da halletmiş olacaktır. Peki şu arkadaşlar ilk harflere lütfen bir dikkat eder misiniz? Şimdi dikkat. Ben sadece kızıma para çektiriyorum, doğru mu? Biraz önce bir şey söylemiştik. Ya siz kalabalık bir insan grubunu yemeğe götürürseniz pide ısmarlarsınız kardeşim. Ama bir arkadaşınızı yemeğe davet ettiğinizde ona kebap ısmarlayabilirsiniz. Gerçi birçoğunuz şey değil. Henüz kebap ısmarlayacak durumda olmayabilir. KPSS'ye hazırlandığımıza göre, ama ana fikir bu. Kebap dediğimiz şey programlı öğrenmenin basamaklarıdır. Ve kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar, lütfen ama lütfen unutmayın. Bireysel öğrenmeler içindir. Yani biz programlı öğretimde her öğrencinin bireysel kendi hızına göre öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Peki şeyde ne yapıyorduk?
tam öğrenmeli. Bütün sınıf öğreniyordu, değil mi? Bütün sınıf öğrenirken çok pis bir durum var. Buraya çok dikkat edin şimdi. Aradaki en önemli farklardan biri. Burada her öğrenci kendi hızıyla, yani bireysel hızıyla gittiğine göre arkadaşlarını beklemek zorunda mı? Her öğrenci bireysel gidiyorsa arkadaşını bekleyecek mi? Evet ya da hayır yazar mısınız? EH harflerini alabilir miyim? Bir dönüt verin. Herhalde beklemeyecek. Doğru mu? Peki. Şimdi soru şu. Tam öğrenme bütün sınıf bir arada hareket ettiğine göre hızlı giden öğrenciler arkadaşlarını beklemek zorunda kalacak mı? Evet ya da hayır alabilir miyim? Tam öğrenme için. Kesinlikle tam öğrenmede arkadaşlarını bekleyecekler arkadaşlar. Aramızda sınıf öğretmeni arkadaşım var mı? Sınıf öğretmeni arkadaşım. Hepiniz hatırlıyorsunuzdur. İlkokulda birinci sınıfta sayfa kenarına süsler yapıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Öğretmenlerimiz diyordu sayfa kenarına süs yapın. Tamam Zehra hocam siz hatırlarsınız ya da bu yöntemi çok iyi biliyorsunuz. Sayfa kenarına niye süs yapıyorduk biliyor musunuz? Evet bir taraftan öğretmen bana kalem tutma becerimin gelişmesi için yani küçük kas becerilerimin gelişmesi için bir etkinlik yaptırıyordu ama ben hızlı yazdığım için arkadaşlarımı bekliyordum. Sınıf öğretmenlerimiz çok uyanık. Bak ek etkinlik yaptırıyor bana arkadaşlarım beklerken. Tam öğrenme. Anlatabiliyor muyum? Ana fikir şu tam öğrenmede. Sen gelirsin 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 tam yarışı bitireceksin. Der ki öğretmen arkadaşlarını bekle. Sen beklemeye başlarsın ve çizgi hep beraber geçilir. Anlaştık mı? Peki programlı öğretimde ben hızlı gidebilir miyim? İstediğim hızda. Dikkat, ben istediğim hızda gidebilirim. Bu çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Programlı öğretim o zaman tamamen ve tamamen kişisel, özür dilerim, bireysel hıza dayanan bir şeydir. Tamam, bunu ne olur unutmayın. Peki, şimdi etkin katılım ne demek? Dikkat edin, hemen geliyor. Biraz önce söylediğimiz şey, etkinlik öğrencinin kendisi tarafından yapılacak. Başkası müdahale etmeyecek. Bireysel hız. Öğrenci kendi hızını ayarlayacak. Kendi. Anında dönüt. Öğrenci sorduğu sorunun yanıtının doğruluğunu anında alacak. Herhangi bir şekilde beklemeyecek. Ve öğrenci en sonunda başarıya ulaşacak bu sisteme göre. Peki dikkat. Ben burada yine pis bir soru geliyor. Ben burada kendi hızımla gidiyorsam, kendi kendimi öğreniyorsam, tamam. Arkadaşlarımla ilişkilerimde bir zayıflama olacak mıdır? Herkes kendi çalışıyor. Sosyalleşme için nasıldır? Ne dersiniz? Tam öğrenme mi daha çok sosyalleştirir programlı öğretim mi desem? Sosyalleşme yok kesinlikle arkadaşlar. Tam öğrenme sosyalleşmede daha iyi. Anlatabiliyor muyum? Demek ki programlı öğretimden bize sorulabilecek en önemli sorulardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Programlı öğretimin en büyük dezavantajı sosyalleşmeyi engelli. Özür dilerim. Programlı öğretimin en büyük dezavantajı sosyalleşmeyi engellemesi. Ama tam öğrenmede harbiden sosyalleşiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sınıf ortamındayım. Hani etkin katılımım var falan. Peki, hadi devam. Şimdi tam öğrenme modelinde bakın. Özür dilerim. Programlı öğretim modelinde dikkat edin. Üç tane benim elimde program yapısı var. Bir, doğrusal program. Doğrusal program ne demekmiş? Herhangi bir etkinlik sonunda sorulan cevabın bir tane cevabı varmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Tek bir cevabı var. Bak, biraz önce söylediğimiz şey arkadaşlar. ATM'de yanlış şifre girersem ekranda şunu görüyorum, değil mi? Tekrar dene. Bunun dışında bir şey görüyor muyum? Yani yaptın yaptın, yapamadın geri dön diyor. Şifreyi doğru girersen bir sonraki basamağa geçiyorsun. Şifreyi yanlış girersen tekrar şifre gir diyor. Seni önceye gönderiyor. Doğrusal programdan kasıt tam olarak budur işte. Yani siz bir eylemi yaparsınız. Bu eylemin sonunda eğer başarılıysanız bir sonraki eyleme geçersiniz. Eğer başarısızsanız
Başa dönersiniz. Bu kadar. Burası anlaşıldı mı? Doğrusalda etkinlik, soruya yanlış cevap varsa başa dön. Doğru cevap varsa yeni etkinliğe geç. Bu kadar kolay. Peki dallara ayrılan programdan kasıt nedir? Dallara ayrılan program dediğimiz zaman da arkadaşlar şunu anlamamız gerekir. Şöyle bir soruyla karşılaştığınızda E ve H'leri alabilir miyim arkadaşlar, sıkıntı olmayacaksa sizin için? Mesela bir anket doldurursunuz. Okulda bir şey yapılır. Çok sık doldurmuşsunuzdur üniversitede. Çok başımıza geliyor. Mesela şöyle sorular vardır. Yani kötü bir örnek olsun. Sigara kullanıyor musunuz? Evet, hayır. Cevabınız hayır ise 8. soruya geçin. Böyle bir şeyle karşılaştınız mı hiç? Ha, şimdi bakın dikkat edin. Dallara ayrılan programda aynen böyledir. Evet, hayır. Tamam. Şunu yaparsan şunu yap, doğru cevap verdiysen şunu yap, yanlış cevap verdiysen bunu yap dersen. Yani seni alternatif yollara götür. Derdimi anlatabiliyor muyum? Doğrusalda nasıldı? Dümdüz gidiyordu değil mi? Yaptın yaptın, yapamadın başa dön. Burada geziyorsun. Hatta birkaç tane de çocuk kitabı var öyle. Yani şey, hani büyükler için de vardır diye tahmin ediyorum da ben denk gelmemiş olabilirim. Haritada Kaybolmak diye bir kitap vardı. Onu okuyan oldu mu ya da inceleyen oldu mu bilmiyorum. Şey yapıyorsunuz. Ya bir tane prensesi kurtarmaya çalıştınız. Çok eğlenceli bir hikaye. Şey yapıyor. Bir soru soruyor kitabın tam orta yerinde mesela. Diyor ki cevabın şuysa sayfa 14'e git. Cevabın buysa sayfa 48'e git. Kitabın içinde gezmeye başlıyorsun. Nasıl bir programlama yapmış adam? Sanırım dallara ayrılan bir programlama yapmış. Son dönemin en sevilen laflarından biri değil mi? Bizim hibrit, yani karma model. Karma modelde ne oluyordur? Karma modelde ikisi bir arada kullanıyordur arkadaşlar. Peki bir şey söyleyeceğim ya. Biz programlı öğretimi en çok nerede kullanıyoruz dersem, cevabınız bilgisayarlı öğretim olmalı. Birazdan bakacağız. Peki şu soruya bir bakar mısınız? Elif hocam ben okumadım, ona bir bakayım ya. Macera geçidi. Tamam, keyifli görünüyor da bak. Çok teşekkür ederim bu öneriniz için. Dallara ayrılan kitaplar. Harikasınız Muttalip hocam. Çok güzel. Bak burada şu ipucunu yakaladınız değil mi arkadaşlar? Şunun farkında mısınız? Öğrenci bak tekile geldi. Kendi cevabını bir sonraki adıma geçmeden. Doğru cevapla karşılaştırır. Tamam. Ve doğal olarak şimdi burada başarılmadan diğerine geçirilmemektedir. Şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? Bir adımdaki görev başarılmadan diğerine geçilememektedir cümlesinden hareketle. Bu sistemin biraz önce konuştuğumuz doğrusal program olduğunu söylesem. Ha, harika. Bak soruyu ne kadar zorlaştırdık, farkında mısınız arkadaşlar? Adam hem programlı öğretim hem bunun içinde de doğrusal programlama kullanmış. Buraya kadar zihninize takılan bir şey var mı arkadaşlar? Burası tam oturmadı bende dediğiniz. Peki, şimdi dikkat. Ben arkadaşlar programlı öğretimde nasıl yapıyorum? Programlı öğretim Skinner kurdu evet, ama işin özü şu. Bilgisayar destekli artık bu işler yürüyor. Bilgisayar olmadan bu iş olmuyor. Peki bilgisayarda ben özür dilerim, doğrusal programlamaları, işte şeyi, dallara ayrılan programlamaları nasıl kullanıyorum? O kadar güzel kullanıyorum ki. Mesela şeyler var. Alıştırma ve tekrar programları var. Alıştırma ve tekrar programları, çok dikkat edin.
öğrenciye konu anlatıldıktan sonra yapılan çalışmaları anlatıyor. Şey vardı bir tane, benim kızım kullanıyordu onu. Arkadaşlar, bir tane penguen var. Şimdi şöyle bir şey çizmişler. Tamam. Şöyle bir tane tramlen düşünün. Tamam mı? Şurada da bir tane şeyimiz olsun. Şöyle bir de havuz var. Tamam. Çizimlerim için kötü. Ya kusuruma bakmayın, çok kötü çiziyorum ama. Şurada da bir tane böyle penguen var. Bu bir penguendir. Tamam. Penguen geliyor, pıt 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 şuraya çıkıyor. Burada diyor ki mesela 2 artı 2 kaç eder diye soruyor. Tamam. Çocuk 4 tuşuna basarsa penguen hey falan yapıyor. Böyle taklalar atarak havuza atlıyor. Ama eğer yanlış cevap verirse pıt 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 geri iniyor. Böyle biraz ağlıyor falan. Tekrar denemek ister misin diyor. Tamam. Parmaklarını kullanabilirsin diyor. Bak anında dönütünü de verdi bizi penguenimiz. Sen tamam diyorsun, tekrar çıkıyor, bir daha deniyor. Şimdi dikkat edin. Ben bu programda ne yapıyorum? Çocuğuma tek basamaklı sayılarda toplama işlemi yaptırıyorum. Sonra mesela şunu soruyor. 5 diyor, artı diyor, 3 diyor. Tamam. Sonra şunu soruyor. Mesela 15 artı 12 falan. Soru gittikçe zorlaşarak gidiyor. Ama bu birinci sınıf sorusu değil. Yani onu hemen ilk etapta, ya ilk etapta bir toplama sorusu değil, öyle söyleyeyim. Ama dikkat edin, alıştırma ve tekrar programlarının en önemli özelliği farklı zorluklarda sorular getirmesi. Bunu da genelde doğrusal boyutta getiriyor. Yani hani kolaydan zora doğru gidiyor. Peki başka birebir öğretim programlarımız var. Birebir öğretim programı ne demek? Birebir öğretim programı kesinlikle ve kesinlikle şudur arkadaşlar. Bunu ne olur unutmayın. Genelde kaçırılan ders için izlenilen ya da yapılan faaliyetlerdir. Tamam. Bir öğrenci bir dersi kaçırdıysa ona siz git ya şu videodan izle. Hani çok kabaca söyledim bunu ama hani şuradan izle, o eksiğini oradan kapat diyorsanız birebir öğretim programıdır. Bakın birebir öğretim programları kesinlikle sadece ve sadece dersin videolardan izlenmesi değildir arkadaşlar. Kaçırılan konunun oradan takip edilmesidir. Ki bizim için önemlidir. Peki problem çözme programları nelerdir? Öğrencinin doğrudan doğruya problem çözme becerisini bilgisayar ortamına taşıdığıdır. Şimdi buradaki en önemli özellik de şudur. Problem çözme basamaklarını hatırlıyor musunuz? Problemi tanımla falan filan diye başlıyordu. Ardından işte verileri düzenliyorduk. Ondan sonra hipotezler kuruyorduk, denetliyorduk falan filan. Hani proje temelli öğretimde falan çok kullandığımız yöntemlerdi. Hani o basamaklarda eksiklik var mı? Onlara bakarız. Peki en çok soru sorulan yerdir. Simülasyon programları. Bunu hatırlıyor mu herkes? Simülasyonlar ne zaman kullanılır? Arkadaşlar simülasyonlar her şeyden önce tehlikeli deneylerde kullanılır. Değil mi? Peki gerekli araç ve gereçlerin kontrol ortamları bulunmadığı deneyler var mıdır? Olabilir mi böyle bir şey? Birazdan örneklendireceğiz. Zor tekrarlanabilen deneylerde kullanılır ve pahalı olan deneylerde kullanılır. Şimdi şöyle bir örnek verelim ya. Hiç kullandınız mı onu bilmiyorum ama mesela bu çocuklar VR gözlüklerle falan çalışıyorlar şimdi, gördünüz mü? Yani bilgisayar çok hayatlarına girdi eğitim ortamında. Ben öğrencimi varsayalım ki müzelerle ilgili bir etkinlik yaptım. Ben bugün öğrencimi Fransa'daki Louvre Müzesi'ni ya da İstanbul'a hiç gitmeden, örneğin Hakkari'den, örneğin Burdur'dan, örneğin Trabzon'dan İstanbul'a gitmeden Dolmabahçe Müzesi'ni, sarayını gezdirebilir miyim? Ne dersiniz? VR gözlükler, üç boyutlu gözlüklerle falan. Galiba yaparım, değil mi? Peki, şimdi dikkat edin. Bu benim için dehşet ekonomik midir? İnanılmaz bir para kazanır mıyım? Yani para tasarrufu yapar mıyım? Kesinlikle bakın. Ya da başka bir örnek verelim. Ben örneğin fen bilgisi dersinde şöyle bir şey yapacağım.
metallerle asitlerin nasıl tepkimeye girdiğini merak ediyorum. Tamam. Okulda olmaz ama sülfürik asit var mı yok mu bilmiyorum. Fenci arkadaşlarım varsa, fen bilimleri öğretmeni ya da kimya öğretmenlerim varsa ona bir destek olurlarsa sevinirim. Örneğin sülfürik asit buldum bir yerden. İçine bir tane çivi attım. Çivinin eridiğini gördüm. Sülfürik asit eritti. Böyle bir şey oluyor mu bilmiyorum ama şu anda atıyorum. Tamam. Dikkat edin. Sülfürik asit kesinlikle tehlikeli bir madde midir? Sınıfa getirilmesi doğru mudur sülfürik asitin? Yani galiba öğrenciler birbirlerine şaka yapacağız diye birbirlerini mahvedebilirler. Tehlikelidir. İki, bir öğrenci şunu dedi ya. Hadi getirdim. Hani manyağım sınıfa sülfürik asit getirdim. Dedi ki ya öğretmenim metaller diyorsunuz da acaba sülfürik asit altını da yok ediyor mu dedi. Sen kolundan bileziği çıkarıp atacak mısın? Ya böyle bir şey yapacak mısın? Bir yazılımın olsa bilgisayarda sağ taraftan böyle tıklayarak metali seçsen, altını alsan, sol tarafta da bir kabı olsa, hadi taşıyıp içine bıraksan, bak gördünüz mü eridi desen, galiba çok daha güzel olacak. Peki şimdi burada şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Mesela Mars seyahatleri, çocukları bugün Mars'a bile götürebilirsiniz. Çok fazla sıkıntı olmaz. O nedenle benzetim programları bizim için son derece önemli programlardır. Peki sınama programları nelerdir? Burada arkadaşlar öğrencilerin ürün ve sürece yönelik deneyimleri sağlıyor. Yani bu anlamda da öğrencinin kendini denetlediği bir sistemdir. Sınama programları öğrencinin kendine baktığı programlardır. Hani daha çok hani şöyle söyleyelim yansıtıcı düşünmeye doğru götürür bizleri. Peki müsaade ederseniz biraz da şunu söyleyelim. Bakın şimdi şu ana kadar konuştuğumuz şeylerden şu konuda bir sıkıntımız var mı? Bir, tam öğrenme sınıfta ama herkes birbirini bekliyor. Burada bir sıkıntımız var mı? Tam öğrenme sınıfta yapılır, hızlı öğrenciler yavaş öğrencileri bekler. Herhalde yok. Peki, programlı öğretim bireysel yapılır. Öğrenciler kendi hızlarında gelişirler ama sosyalleşme zayıftır. Değil mi? Şöyle desem, biri bireyselliğe hiç bakmıyor. Tamam, tam öğrenme. Biri de o kadar bireyselleştiriyor ki sosyalleşme yok. Peki ben bunu nasıl çözerim? Arkadaşlar beni gördükçe aklınıza gelecek programdır. Tamam. Keller planı, bireyselleştirilmiş öğretim. Ne demektir keller planı? Keller planı ya da bireyselleştirilmiş öğretimden kastettiğimiz şey şudur. Kelleri bir tarafa oturtursunuz sınıfta. Körleri bir tarafa oturtursunuz sınıfta. Sınıfta hızlı öğrenen ve yavaş öğrenen öğrencilerim vardı değil mi? Hızlı öğrenenleri buraya al. Yavaş öğrenenleri buraya al. Olay bitsin. Böylece dikkat edin. İki homojen grup yapıyorum desem. Tamam. Ve homojen grubun en büyük avantajı da şudur. Öğrencilerin öğrenme hızlarına göre ben diyelim ki iki grup yaptım. Doğal olarak ben sınıfta her ne kadar 30 öğrenciyle uğraşıyor olsam da benim asıl muhatabım aslında sistematik anlamda iki oluyor, fark ettiniz mi? Hızlılar, yavaşlar. Ki son derece önemlidir. Tamam. Ki bireyselleştirme çok önemlidir. O nedenle bireyselleştirilmiş öğretim programında arkadaşlar unutmayacağınız en önemli şey dikkat. Daha sonra hani birlikte olduğumuz arkadaşlarla çok ciddi konuşacağız. İşbirlikli gibi gibi aynı ilgi ve ihtiyaçları olabilir Muttalip Hocam. Farklı şeyler de olur. Onları konuşacağız daha sonra. Ama en önemli şey şu arkadaşlar bakın. İşbirlikli öğrenmede heterojen gruplar yapılırken bireyselleştirilmiş öğretimde homojen gruplar yapılır. Örneğin bir okul öğrencilerini bir seviye tespit sınavı yapıp A, B, C seviyesine ayırmış ise bu okul işe nasıl başlamıştır? Bireyselleştirilmiş öğretim programıyla başlamıştır. Tamam. Peki bireyselleştirilmiş öğretimde arkadaşlar en önemli hikaye nedir?
Bireyselleştirilmiş öğretimde en önemli hikaye kesinlikle ve kesinlikle grupların homojen olmasıdır. Peki, bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Umarım arkadaşlar keyifli bir ders olmuştur sizler için. Bir arada olmaktan ben çok keyif aldım sizlerle. Dediğim gibi arkadaşlar bu dersle ilgili kayıt olmak isteyen arkadaşlarım varsa onlara bildiğim kadarıyla ciddi bir indirim söz konusu. Lütfen ama lütfen tek düzenli iletişime geçin. Zaman ayırdığınız için çok 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 teşekkür ediyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.